Melisa Gelin'in salonu toprak tonlarında dekore edilmiş. Vizon rengi oturma grubu, kadife kumaşı, kapitone dikişi ve gold detaylarıyla ön plana çıkıyor. Gold işlemeli tül perde hayli yoğun desenlere sahip. Bu nedenle fon perdenin düz tercih edilmesi yerinde bir karar. Tül perde gibi halıda yoğun gold desenli. Kristal taşlı avize salonun genel tarzıyla oldukça uyumlu. Vizon tonlarındaki duvar dekoru salona hareket kazandırmış. Son olarak az sayıda ve büyük ebatlı aksesuarların salonu daha ferah göstereceğini belirtip sözü gelinlerimize bırakalım. Ben biraz avizeyi alçak buldum. Benim boyum kısa 1.60 ama buradan 1.70, 1.65 biri geçse çarpar bence. Geç at bakayım. Şu an benim çarpmıyor da. Bak senin boyun 1.65 santimde topuklu var. Evet. O zaman 1.75 diyeyim. Şöyle zaten avizenin altında şu an buraya çektiğim orta sehpam var. Normalde avizenin altından hiç kimse geçmiyor. Kalkıp da masanın üstünden de kimse atlayamadığı için haliyle kimse de çarpmıyor. Yer geniş geçebilir evet. Şu taraftan. Genelde bizim burada zaten çok fazla ev oturmalarında topuklu ayakkabı yani birini misafir ettiysen giyilmiyor. Daha çok patikler. Doğru. Bayanların da ortalama boyları çok belli. Orta boylu standart hepimiz yani, o yüzden misafirler geldiğinde sıkıntı olabilir. Yani bir şey ikram eder. Böyle sarkıt avizelerin kullanılması bence yine sıkıntı olabilir. Alçak tamam mı? Şu an mesela bunu çektik ya buraya. Evet yani serviste. O avizenin altından kaldı mesela şu an. Kızlar isterseniz ölçelim yani metreyle. Buranın tavanı çok yüksek. Evet. Alçak değil. Ama gayet normal bir tavanı avizeden nasıl olur? Ama ben erkek diyorum ya. Normalde avizenin altında orta sehpa var. Bir bağdaşıyor orada zaten. Avizeyle ilgili hiçbir problem orta sehpa olmuyor. Orta sehpa burada durduğunda sıkıntı yok. Hani kimse çarpmaz da. Şimdi bak servis şimdi için çekiyorum ya. Yani şöyle normalde hiç çarpan olmadı mesela şimdiye kadar. Hayır normalde ekstra sehpalarım da var. Oturma odamda. Onları seriyorum. Hiç değil, orta sehpamı. Hiç ellemiyorum orta sehpamı. Ne kadar bu avizenin fiyatı? Bu avizenin fiyatı 1000 lira. 1000 TL ya. Evet. Metre var mı ya? Ben çok merak ettim. Tabii bir canım. Ölçmek istiyorum. Ben sana varsa metreyi getireyim. Gerçekten mi ölçeceksin ya? Ölçeceğim. Merak ettim. Ama yani hani öyle standardın bir tık üstünde aslında. Avize o şey tavan o kadar hakikaten alçak değil. Asma tavan da var burada dikkatini çekerim. Evet asma tavan ve avize zaten ya biraz çok avize dediğin de yani şey yapmış hani yani. Biraz böyle havalı bir avizenin gözükmesi lazım. Ama aslanım yani burası da düğün salonu değil ki. Bildiğiniz düğün salonu avizesi. Gerçekten öyle. Evet gerçekten öyle. Ben seviyorum. Ben de seviyorum aynı düşüncede. Ben de seviyorum. Şık. Getirdim. Dikkat et canım. Buyurun, ver canım. Narcım. Bir ölç bakalım. Ben de senin gününde senin evet, boyunun zaten ölçüsünü alayım. ...15 santim daha var yukarısı. 255 diyebiliriz. Yani düşünsenize siz şuradan ölçtünüz. Ay. Evet. Yavaş. Bir de tepesi var. Ona da bir 20 içine şey yapar mısın canım? 270 çıkıyor. Evet. 2 metre 2.70 yani. Evet. Evet. Bir rekorlar kitabına bakalım. En uzun boylu insan kaç dur, metre? Dur. Ama tavanı konuşmuyoruz ki avizenin şeyini. Ama o hayatım tavandan hayır bağlı. Şey tavan alçak dendi ya ben ona göre yorum yaptım. Peki bir şey aslında söyleyeceğim. Şurayı ölç bakayım. Nereye? Avizenin altından yere kadar. Aynen orası kaç. Yardım etsene. Edeyim. Evet 1.75 mi? Aynen. 1.75. 1.80 boyunda. Evet. Mantıklı evet, yani. Gayet yani mantıklı. Yani orta sehpam olduğu için hiç bu avizenin boyuyla ilgili hiçbir şey düşünmedim. Ya zaten genellikle burayı kullanmıyorsan öyle çok da seni sıkıntıya yani, sokmaz. Evet. Pınar'ın yaptığını aşırı saçma buldum. Üşenmedi, kalktı gitti, metreyi aldı, onu ölçtü. Bence çok gereksizdi ve saçmaydı. Orta sehpanın altında dedi ama orta sehpayı servis esnasında çekmek zorunda kalıyor. Çektiğinde birisi bence çok rahat bir şekilde çarpabilir uzun boylu birisi. O yüzden bana biraz alçak geldi. Eşimin arkadaşları geldiğinde beyler o tarafta. Evet. Biz hanımlarla böyle burada oturuyorsunuz. Evet. Çünkü bir odası daha var. O da çok şık. Televizyon var o odada da. Evet. Orası da çok şık. Orası o odayı da görelim mi?
Siz de zaten biraz önce görmüştünüz hanımlar. Evet, evet. Gayet şık bir oda gerçekten oda. Orası da burasıyla aynı ölçüde neredeyse. Değil mi? İşte misafir odası gibi. Evet, evet. Gayet şık. Şık odalar. Peki şu duvarı nasıl bulduk? Bu nedir? Ben onu pek beğenemedim. Bu şöyle, burası normalde kemerli, açık bir yerde. Açık. Evet ve bu duvar yamuktu. Hmm. Yamuk olduğu için salonda da gördüğünüz üzere ben ayna yaptırdım. Ve çıtalama, evet. Arkasına yamukluk daha devam etmesin diye önünü arka tabii. ayarlamak için daha dekoratif, böyle girintili çıkıntılı bir karo yaptırdım. Hmm. Yani duvar düz olsaydı belki daha farklı bir şey düşünebilirdim ama bu duvarın yamukluğunu göstermiyor. Evet ve koltuklarına da uygun bir renk seçtim evet, galiba. Bizon rengi galiba. Güzel düşünülmüş evet. bence ya. Değişik. Değişik, evet, farklı. Evet, bir de yamuk yani onu evet, kapatıdaki kapitonelerle de uyum sağlıyor evet, sanki. Renkleri evet. uyumlu. Evet hayatım. Şey söyle Merveciğim. Duvar renginde bir değişiklik evet. var. O biraz kötü duruyor. Şöyle orayı biz boyacı geldi. Biz evde yoktuk. Sadece orayı boyayıp gitmiş. Çok kötü. Şaka mı? Çok kötü duruyor. Canım evet. o boyamamış, yama yapmış. Evet direkt yamamış yani. Yama gibi duruyor. Bunu boyacı mı yaptı? Evet. Gerçekten mi? Yani biz ona arkada bir ufak fırlar vardı. Kapat dedik. Sadece orayı kapatmış. Yani normalde bir boyacı komple duvar boyar. Tabii de aynı renk de değil. Farklı bir renk. Siz ne yaptınız boyacı geldiğinde? Ama sonuçta tek kat sürüldüğü için kusuyor. Farklı. O yüzden. Aa şansı evet. bak. Çağırmadın ben, mı boyacıyı tekrar? Yani açmadı telefonu. Evde değil miydiniz boyarken? Sen? Evde değil miydiniz? Yok. Kimse yok muydu yok. Yanında? Keşke yok. Biri olsaydı evet, ya. Evet işte böyle ufak bir siz şey oldu. Siz düzelseydiniz keşke ya da. Hani yani bu sefer fırçayız da oluyor. Merveciğim boyacı yapamamış onlar nasıl yapsın? Ne bileyim böyle. Ya, evet. O yüzden. Duvardaki izleri kendi isteğiyle yapmadığı için benim çok zoruma gitmedi. Ama bunu kamufle etseydi tabii daha güzel olurdu. Duvar boyası gözüme çok çarptı. Normalde aslında duvarlarla alakalı bir bütünlük vardı. Ama o direkt göze çarptığı için ben onu beğenemedim. Onu da zaten dile getirdim. Evet hanımlar, halıyı, koltuklarla, perdelerle nasıl Melisa'cığım koltuklarını ne kadar aldın? Koltuklarımı da 25 bin aldım kızlar. 25 bin? Evet. 25 bin. Evet. Fiyat iyi. Yok sadece koltuklar değil, evet, sehpalar, ünite hepsi güzel. İçinde hepsi 25 bin. Hepsi için mi? Evet. Onlar da çok iyi. Ünite de dahil. Gayet güzel o zaman. 25 bin. Halıyı ne kadar aldın? Halı da 3 bin. Yani biraz fazla sarı geldi. Aynen. Evet bana da ben fazla sarı geldi. Hani gold'u çok yüksek bir. Yani evde her yerde gold olduğu için... Halı da uysun istedim. Birazcık daha böyle sade olsaydı sanki daha iyi olabilirdi. Melisa ve şatafatlı evi. Aynen. Büyük sanki. Bir şey merak ettim. Bir tık daha küçük olsa farkı daha, daha güzel evet, gösterebilir. Halı. Evet onu arkadaşımız. Aslan. Halıyı mesela unutmayın sözünüzü. Halıyı Havva büyük buldu. Siz evet. nasıl buldunuz? Yani bir tık sanki küçük olsa daha güzel olabilir. Şöyle ben buraya bu normalde 6 metrekare bir halı. 4 metrekare serdiğimde halı yokmuş gibi oluyor. Hmm. Sadece orta sehpa. Evet orta sehpa da olduğu kapatır. İçin kapatıyor. 6 metre çok iyi. Ki ben bu evime evlendikten sonra ekstra da halı aldım. Alan küçük almışız. Tabii çok küçük. Doğru. Ekstra daha alındı ya. Yani. Fon ve çok türleri şey. Nasıl buldunuz hanımlar? Türler çok hareketli. Burası misafir odası olduğu için kızlar burayı birazcık daha hareketli tutmak istedim. Simli sanırım değil mi? Evet. Detayları sanki aralıkta... gümüş gibi duruyor. Hayır. Gold değil de uzaktan hayır, yok, bilmiyorum bana öyle geliyor. Gold. Perdeleri ne kadar? Fonlarla. Perdelerim de fonlarla beraber 3000. Evet. Sadece bu oda mı 3000? Evet. Ama fonlar da var içinde ve süsler, aksesuarlar da var. Hepsi beraber. Hepsi bir arada. Yani gayet iyi, gayet iyi evet. bence fiyat olarak. Ben birazcık pazarlık yapmayı sevdiğim için daha uyumlu. Bunlar bir çeyizden bir parçalar mı? Bunları hazır aldık Aslı Hanım. Hı-hı. Ben evet çeyizim yani çok fazla, dantel falan çok göreceksiniz ama çok fazla kullanmıyorum. Hı-hı. Daha çok böyle hazır işler kullanıyorum seviyorsun. Evde. Evet. Evet. Bir şey söyleyecektin galiba Pınar. Melisa'cığım tabloyu merak evet, ettim. Merve de onu söyleyecekti. Tabloyu çok çivi işi mi? Evet, çok yakın arkadaşımın annesi var. O yaptı. Wow. Didem'in annesi. Vallahi çok eliyle hepsini tek tek işledi. Çok gerçekten. Nasıl işleniyor? Çiviler çakılıyor. Çiviyle mi yapıyor? Ve tel geçiyor. Sürekli gerçekten tel. Orada şu an bilir dünya tel var. Ve çivi var. Evet, çivi var. Vallahi çok güzel yapmış, tebrik ediyorum. Onu bir tık daha aşağıya takamaz mıydınız? Evet, şöyle, o da şöyle oldu. Onu da eşim arkadaşıyla hesaplayıp takmışlar. Aynen değil mi? Çok yukarıda dedim yukarıda kalmış. Diye ama... Bir tık. Evet, bir tık yukarı. Yani şu kadar daha aşağıda olsa daha hoş. Olabilir. Daha hoş olmuş. Yani böyle bakıyoruz. Böyle bakabilirdik. Bayağı yukarı. Yani bir böyle bir... 60 ya da 120 santim bile olabilir. Evet. Yok, böyle 60 yani şu kadar bir şey. Evet. Evet, birazcık bir ise. Biraz evet, evet. Hoş geldi.
duvar boş geldi. Biraz karşı duvarım çok göre hareketli. Hı-hı. Burada var. Perdeler hareketli. Fonlar hareketli. Tavan hareketli. Tavan hareketli. O yüzden daha da bir şey taksaydım bu sefer de ne diyecektiniz? Ev çok boğmuşsunuz. Doğru. Evet. Şimdi bence hanımlar çok bence mutfağa ben çok hareketli edeyim. Zaten. Tamamdır. Ardından ben de geleyim. Olur mu? Olur. Gelinler mutfağa geçiyorlar.